Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 121. programıyla yine karşınızdayız. Bu sefer Ankara'dayım. Dolayısıyla arka plan, görüntü biraz değişmiş halde. Buraya geldiğim zaman iki şey, bir şey zaten aklımdaydı. Hayat pahalılığının yol açacağı şeyler. Zam zam zam. İşte 90'lı yıllardan yaşı yetenlerin hatırlayacağı. Levent Kırca para birimi sürekli konuşulanlar. Ki sadece o değil, her yerde bulundu. Bir de tabii bu işin sosyal boyutu. Bizim annemlerin evi de Tan Doğan'dan geçerek, sonra onun ismi Anadolu Meydanı oldu. Tan Doğan Meydanı'ndan geçerken orada bir olay olmuştu 21 yıl evvel. Şimdi baktım, kontrol ettim, 11 Nisan 2001'deymiş. Büyük esnaf mitingi, iyi hatırlıyorum. Hatta babam da uzaktan olayın tanıklarından biriydi, orada çalıştığı için bir binada. Yaşı dediğim gibi yetmeyenleri araştırmasını öneririm. Bu 1971'deki 15-16 Haziran olayları gibi işçi sınıfının böyle ilerici bir hareketi gibi değildi ama çok ciddi bir şekilde esnaf hakikaten bu Şubat 2001'deki anayasa kitapçığı kriziyle dediğimiz sürecin sonrası öyle zor duruma düşmüştü ki sokağa inmişti. Sonra bu olay tabii her zaman biraz provokasyonlar olur ama sonuçta çok ciddi iflaslar olduğu için, insanların canları çok yandığı için büyümüştü ve büyürken de tabii ki hoş olmayan şeylerle birleşerek daha farklı bir hal almıştı. O dönemde devlet hükümet ayrıştığı için devlete değil, hükümete karşı bir rejime karşı değil, hükümete karşı bir durum olmuştu. Tabii o dönemdeki krizi hep Bülent Ecevit ve nedense yani orada üç parti iktidarı var. Kimse de şeyi söylemiyor. İşte bu Türkiye'ye liberal politikaları getiren Anavatan Partisi veya işte şu anda iktidarın ortağı olan Devlet Bahçeli getirmiyor. Niyeyse işte kültürel hegemonya orada Bülent Ecevit oluyor. Yani bu arada krizden önce yani 94'te de kriz yaşanıyor. 99'da deprem oluyor. Çok feci bir deprem. Hatta ikinci bir deprem daha oluyor. Onun belki bu kadar etkisi olmadı ekonomik olarak ama Kasım'da sanıyorum bu da 12 Kasım'da Düzce depremi. Ama bu işi nasıl oluyorsa kültürel hegemonya işte Ecevit'in üstüne yıkmayı başardı. Bu hem tabii ki Ecevit'in olası milliyetçiliğine sakıncalarından ötürü işlerine geliyordu. Hem de aynı zamanda iktidar partisi burada kalabilmek için birinin kurban seçmesi. O kurbanın da kendi geçmişiyle, tabanıyla uyumsuz biri olması gerekiyordu. Yoksa tabii ki kitabımda bunu uzun uzun anlatmıştım. Çok da uzun uzun anlatılacak bir şey yok. Biz o krizi yıllarca ektik ektik ektik. Ecevit'e de geldi. Biçtik ki orada Bahçeli'de oturuyor. Yine aynı şey 94 krizinde Murat Karayalçın'a Tansu Çiller'in yan yana oturmasına da benzetebiliriz. Benzer bir durum. Şimdi buradan günümüze bağlayalım. Toplumsal etkileri oradan geçelim. Şimdi enflasyon yıl sonunu %36 ile kapatmıştık. O da resmi enflasyon. Ocak ayı da açıklandı. %48 küsüre geldi. Yani neredeyse %50'ye dayanmış olduk. Bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde %60'a dayanma ihtimalimiz var ki tüm bunların hepsi resmi enflasyon. Yani hissedilen enflasyon daha fazla. Üfe'nin de yani tabii ki üfe bir tüfenin göstergesi değil ama daha doğrusu aynısı değil ama bir öncü göstergesi niteliğini sağlayabiliyor. Yine orada tabii ki KDV gibi yani dolaylı vergiler gibi farklılıklar var. İşte devletin verdiği teşviklerden ötürü bir kısmını üreticiler yansıtmayabilir veya yansıma süreci uzayabilir. Bu tip nedenler var ama nasıl oluyorsa 2003 yılı başından 2018 yılı başına kadar ki 15 yıllık süreçte bu ikisi kardeş olarak gidiyorlar. Hatta Instagram'da pardon Twitter'da da ara ara görürsünüz bir video vardı işte iki kedi birbirine kanka kanka sarılmışlar kuyruklarını dolamışlar beraber yürüyorlar. Tüfe üfe de tam öyle gidiyorlar. Ama ne olmuşsa ondan sonra bir anda işverenler daha doğrusu üreticiler zamları yansıtmamaya karar vermişler. Pazar paylarını büyütmeye karar vermişler. Böyle büyük bir %, yani çok ciddi bir fark açılmış. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Belki hissedilen enflasyon %50'nin çok üzerinde. %100'ün üstünde midir? Yani ben o kadar yüksek kendi adıma hissetmiyorum. Ben de toplumda daha üst bir gelir segmentindeyim. Ama dolayısıyla harcamalarım da daha fazla dövize dayalı, ithale dayalı ama yani olabilir. Ben de hesap hatası yapıyor olabilirim. Çünkü enflasyon algıdır. Ama genelde mesela bir mal grubunda bir şey zirveyi gördükten sonra geri düştüğünü algıda seçicilikten görmeyiz. Çıkışını görürüz. Yani bunlar da olabilir. Bunlar bir, o yüzden zaten TÜİK diye bir kurum var. Biz böyle kendi bir başımıza algımızı yapmayalım, hatalara düşmeyelim diye ama TÜİK güvenilemez bir hale maalesef getirildiği için
Durum böyle. Ama bu enflasyon varsayalım ki sadece %48 küsur olsun ve varsayalım ki en fazla %60'ı görecek olsun ve bundan sonra Türkiye'de yeni bir finansal istikrarsızlık yaşanmasın. Yani işte tekrardan bir döviz kuru hata, dış borçlarda zorlanma, iç ödeme sistemlerinde sıkıntılar bunların hiçbir olmasın. Bu senaryoda dahi oldukça yüksek bir enflasyon. Ve buna karşılık verilen zamsa asgari ücret için bile %50 ki herkese bu aynen yansımıyor. Zaten aile geçim indirimi gibi bir durum vardı. Onların durumu zaten daha az değişti. Beyaz yakaya ve devlet memurlarına yani özel sektörde ve devletteki beyaz yakaya daha doğru bir tabirle bu böyle yansıtılmadı. Ve bir şekilde iktidarın yapmış olduğu politikalardan gayri memnun olan iş dünyası buralardan işte bir KGF kredileri ve devlet bankalarının kredileriyle veya devletin vermiş olduğu başka teşviklerle veya işte sığınmacıların ucuz işgücü olarak kullandırılması, kayıt dışı suç ama işte bizlerin sigortasız çalışılması gibi sebeplerle, dolaylı teşviklerle yine iktidarın arkasında hizalandırılmaya çalışılıyor. Bu tutar tutmaz bilmiyorum. Genelde de ne tam tutuyor ne tam tutmuyor. Arada bir yerde kalıyor. Bu şekilde yapı devam ettirilmeye çalışılıyor. Kötü haber şu, zamlar bitmedi. Çünkü daha yani akaryakıt, LPG, doğalgaz, elektrik gibi ana girdilerde daha küresel fiyatlara ve döviz kuruna bağlıyız. Onlar hızlı bir şekilde ayarlanabiliyor. Ki aslında şu anda baktığımız zaman doğalgazda ve elektrikte özellikle doğalgazda hala yurt dışına göre ucuzuz. Bu mesela iktidarın söylediği doğru. Ama oradaki insanların geliri ne kadar buna cevap veriyor mu iktidar? Tabii ki işine gelmediği için vermiyor. Her zaman işi istediği yere kadar anlatıyor. Yani işte arada mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımlardan bahsederken Türk lirası cinsi veriyor. 2002 ile 2021, 22 yıllar arasındaki yatırımları Türk lirası cinsi müthiş bir enflasyon patlamasının olduğu bir dönemde böyle vermek tabii ki yanıltıcı oluyor. Bunda ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü mesela işte ihracattan bahsediyorlar ama ithalattan bahsetmiyorlar. Yani ithalatı Yunanistan yapıyordu, ihracatı biz mi yapıyoruz yani? Hani böyle şeyler. Bunlar tabii hep algı ve benzeri mevzular. Şimdi burada söylemeye çalıştığım şey şu. Temel girdilere enflasyon daha çabuk geliyor. Ama tüketim ürünlerine, daha ufak minik ürünlere yavaş yavaş geliyor. Çünkü belli bir kısmı stoklu oluyor. Veya daha önce düşük maliyette almış hemen bunu pazar payını kapatmamak için kaybetmemek için düzeltiyorum. Yansıtmıyor, bekliyor, müşterinin ödeyemeyeceğini görüyor. İşte ucuza vereyim, malı elinden çıkarayım, stokta kalmayayım diyen de olabiliyor. Ticaretini küçültmek isteyenler olabiliyor. Tüm bunları bir araya koyduğumuz zaman fiyat geçişi daha uzun sürüyor. Ve artık bundan sonra bizde resmi düzeyde bile aylık %3 enflasyon taksimetrenin açılışı yani bir ay enflasyonu %1 de gelebilir ama genel bir eğilimle bize artık Türkiye'nin %36 enflasyonu bize yedirecekler. Düz mantık yapıyor. 3 çarpı 12 yani aslında böyle yapılmaz da basitleştiriyoruz burada. Zaten Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketi var. İşte daha önceki programlarda da anlatmıştım. Kimlerden bu beklentileri topladıkları şüpheli ama kamu bankalarında, kamu finansal kuruluşlarında çalışan arkadaşlar herhalde çok gerçekçi beklentilerini koymuyorlardır. Artı işte birkaç tane holding var, kim olduğu belirsiz. Bir akademisyen var, kim olduğu belirsiz. Herhalde onlar da Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde falan bu tip yerlerde yer alan tiplerdir diye varsayıyorum. Yani yoksa açıklasınlar bence niye açıklanmıyor onu da anlamış değilim. Mesela Bloomberg'de, Reuters'ta ekranlara bütün şirket gelir beklentileri, enflasyon beklentileri, PPK üzerindeki beklentilerin isimleri yazar. Görürsünüz. Mesela bakarsın, Ak Yatırım hiç güzel tahmin edememiş dersiniz. İşte Garanti Yatırım da çok iyiymiş dersiniz. Yapı Kredi Yatırım şunu bilmiş de Tacirler Yatırım bunu bilememiş dersiniz. Bunları görebilirsiniz. Niye bunlar açıklanmıyor? O da ayrı bir mevzu. Yani başka bir ülkede belki gerek yoktur da bizde bu kadar siyasetli olduğu için yapılmasına fayda var. Onu da söyleyeyim yani. Genel ülkelerde de böyle bir adet olmayabilir ama bizde özel bir durum. Her neyse orada bile enflasyon yıl sonu beklentisi %36'ya kadar çıkmış durumda. Siz ona yani %40'a yakın enflasyonları artık normal olarak görün diyorum. Şimdi buradan söylemeye çalıştığım nokta şu. Artık enflasyon hayatımızın doğal bir parçası tekrardan oldu. Gelelim diğer kısma. Bir de işsizlik tarafı var. Bugün yine işsizlik verileri yayınlanıyor, ediyor. Neyi görüyoruz? İşsizlik artık %11'in üstüne oturmuş. Bu dar tanımlı. Geniş tanımlıya bakıyoruz %22. Yani artık 5 kişiden birinin Türkiye'de işsiz olması çok normal bir şey. İnmiyor aşağıya. Bak pandemi normalleşmelerini yaşıyoruz. Öyle veya böyle gene de olur. Çok da olmayacak. Bakın bir kez daha altını çiziyorum. Yeni bir kuru atağı, şok, istikrarsızlık, bankaların çökmesi, kamu maliyesi sarsması böyle hiçbir senaryoyu katmadan şu anda gidişatın sürdüğünü varsayarak
bu basit öngörülerde bulunuyorum. Yoksa işler çok daha karışık. Türkiye rahatlıkla yüzde geniş tanımda %30'ları aşan işsizlikle karşılaşabilir. %100'ü aşan resmi enflasyonla karşılaşabilir. Bu riskler var ama şu an ana senaryo değil. Önümüzdeki aylarda bunun olmayacağını konuşacağız. Ve sadece her şey Türkiye'ye bağlı değil. Dış etkenler de var. İşte örneğin Ukrayna Savaşı gibi, enerji fiyatları gibi veya işte Fed'in, ABD Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz ve küresel likidite kararları gibi, Çin ekonomisinin gidişatı gibi. Şimdi bunları biraz birleştirelim. Gençlerdeki işsizliği de ekleyelim. Unuttuk. Gençlerdeki işsizliği arkadaşlar hemen bir kere daha tanıtımı yapalım lütfen. Biliyorsunuz ben bir sosyal sorumluluk projesi olarak Genç İşsizler Platformu'nun sözcülüğünü yürütüyorum. Lütfen sizler de en kötü sosyal medyadan takip edin, paylaşın, destek olun veya bir katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız, gençseniz, henüz işsiz kalmasanız bile bir iş sorunu olduğunuzu düşünüyorsanız veya olabileceğine inanıyorsunuz veya toplumcu mücadeleye doğruluğuna görüşündeyseniz lütfen bize oradaki mesajlarla ulaşın, katılın. Şimdi genç işsizlikte de geniş tanımlı da %30'un üstü oturuyor. Bunların hepsini bir araya koyarsak 2022 yılı derin yoksullaşma yılı ve son kez daha altını çiziyorum, yeni bir sorun yaşamazsak. Şimdi buradan varacağımız ilk nokta şu. Toplum bunu nereye kadar sineye çekecek? Bir yerden sonra bir patlama olabilir mi? Dün bir büyüğümle görüşmüştüm. Çok da yerinde iyi bir siyaset bilimcidir. Paylaşmıyorum ismini. Onun söylemiş olduğu şey şuydu ki ben de katılıyorum bu görüşe. Şu aşamada daha büyük batıklar olmadığı için devlet KGF'lerle kredi yapılandırmalarıyla bu işi sürdürdüğü için daha çok implosion şeklinde içe patlama. Yani işte adam gidiyor evde karısını dövüyor. Manyak gidiyor sokak. Geçen benim başıma geldi. Yanımdaki çocuğa durup dururken bir yumruk attı. Geçti kaçta gitti. İnanılmaz bir şey. İki arkadaş şok olarak yaşadık. Yani bunu izledik. Böyle şeyler oluyor. Şiddet oluyor. İşte hayvanlara işkence yapılıyor. Böyle şeylerle veya işte işverense işçisine kötü davranıyor. İşte bu tip şeyler yaşanıyor. Bunlar tabii kötü, yani bunlar normalleştirmeyelim, böyle biraz gülerek anlattım ama tabii ki çok ciddi dramlar, can sıkıcı mevzular. Fakat toplumsal olarak bir tepki verme şekline gelişmiyor. Tabii bunun normal şartlarda demokratik bir ülke olsak çoktan iktidara karşı ileri gösteriler yapılabilirdi. Niye yapılmadığını biliyoruz. Burada iktidarın çok sert bir şekilde önlemler alacağını ve bunun başka sorunlar yaratabileceğini biliyoruz. Aynı zamanda bunun başka yani insanlar çıksalar bile, sokağa tepki gösterseler bile iktidarın bunu başka bir amaçla, yani yeni bir OHAL için kullanabileceğini konuşuluyor. Bu da gayet makul. Ama daha önemli olan şey şu, biz tepki göstermediğimiz müddetçe yavaş yavaş tek tek, işte görüyorsunuz Barış Pehlivan'da, Murat Arel'de oldu, Sedef Kabaş'ın hapiste olmasının hiçbir şey yok. Sedef Hanım'ı seversiniz sevmezsiniz, o ayrı bir mevzudur. Görüşlerine katılırsınız katılmazsınız ama olacak şey değil. Bir, bunları yaşıyoruz. İkincisi, hadi diyelim ki siyaset konuşmak, toplumsal etkiler, bunlara çok inanmıyorsunuz veya bu görüşlerde değilsiniz. Daha başka bir sorun var. Satın alma gücünüz illa ki düşük. Çünkü gördük işte %50 bir zam yapıldı ama hiçbirimiz yani asgari ücretten bahsediyoruz. Tabii sadece asgari ücret niye bu oldu? Kimse böyle bir hayat yaşamıyor. Beyaz yakada zamlar %25 ile 40 arası. 40'ı da bulan daha şeydir, gençlerdir. Aman onlar da çok üzülmesinler, ev kiralarını ödeyebilsin diye herhalde onlara vermişlerse vermiştir patronlar diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok ciddi bir yoksullaşma var. Bunun sonucunda ses çıkarabilenler bugüne kadar kuryeler oldu. Güzel bir mücadele verdiler. Tabii her iş buna o kadar uygun değil. Biz bir kere bir sendikalaşmıyoruz. Bu birinci problem. İkincisi bireycilik çok fazla. Yani kötü koşullarda olanın aslında niteliksiz kötü olduğunu, hak ettiğini, kendisinin yeterince bir şey yapmadığını varsayıyoruz. Ama bu kadar kişi aynı anda durum kötü durumdaysa bunun neden kaynaklandığını hiç düşünmek aklımıza gelmiyor. Zaten liberalizmin de istediği bu, bireyci düşünmek ve bu şekilde sermaye bireyci olmadığı için, iyi bir ekip olduğu için onların bizi güzelce sömürmesi şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise beyaz yaka işlerin tabii kolay kolay tepki göstermeye uygun olmaması. Çünkü işler birazcık daha kendine özgü işler. İşler ne kadar standartize olursa, örneğin kuryelerde olduğu gibi veya genelde mavi yaka işlerde bu çoktur. Veya büyük bir kurumdaysanız örgütlenme belki kolay olabilir. O zaman bunu yaparsınız. Ama küçük bir işletmede 5 kişinin çalıştığı yerde zaten büyük bir örgütlenme yapamazsınız. Karşıdaki de zaten kötü ekonomik gidişattan etkileniyor olabilir. Daha ötesi çok büyük bir işsizlik havuzu var. İşsizlik havuzunu tabii ki sizin pazarlık payınızı çok düşürüyor. Hele hele yeni mezunsanız burada çok daha az
elinizde koz var. Çünkü bir şekilde sizden deneyim istiyorlar. Deneyim yok. Deneyimi elde edebilmek için emek sömürüsüne evet demeniz gerekiyor. Bu asgari ücretin altında çalıştırılma veya sigortasız çalıştırılma olsa da, yani kanuna aykırı bir şey olsa bile, bu düzen böyle, ne yapalım deyip iştirak ediyorsunuz. Anlaşılabilir ama doğru değil, ama yapacak bir şey yok. Tabii ki ben de bunu hak veriyorum üzülerek. Ama hepsinin neticesinde günü kurtarmaya çalışıyoruz. Yani uzun vadede bu gençlerin bir emeklilik durumları olmayacak. Çünkü prim günlerini doldurmuyorlar. Veya sosyal güvenlik sistemi Türkiye yaşlanıyor. O kadar genç değil. Geçtiğimiz yıllarda açıklandı. Ben hep söylüyorum. 2000 yılında Türkiye'de ortanca yaş 25 iken şimdi 33'e geldi. Yani Türkiye artık o kadar da genç değil. Evet, Avrupa'ya göre hala genç ama o kadar da genç değil. Bunun sonucu bizim sosyal güvenlik sistemimiz önümüzdeki yıllarda patlayacak. Çünkü emekliler sayısı artıyor. Yeni çalışan sayısı yeterince artmıyor. Çalışanlar da sigortalı olup prim ödemiyorlar. Böyle işler gitmez. Bunu da devlet bütçesiyle karşılayacağız. Ve neticesinde sosyal güvenlik sistemindeki sorun kamu maliyesine gelecek. Kamu maliyesinde devlet okulları daha kötü eğitim verecekler. Daha az kapsamlı olacak. Daha az öğretmen olacak. Devlet sağlık şeyleri daha az ilacı karşılayacaklar. Hastanelerde daha zor doktor olacaksınız. Ki bunlar oluyor şu anda yavaş. Yani bir gün bir şey oldu da bunu bu hale geçir diye bir şey, durum gerçekleşmiyor. Ama bunlar daha olumsuz hale gelecek. 90'lı yılları hatırlayanlar bu filmi izlemişlerdi. Şimdi bunun daha acı ikinci kısmı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir iş hayatındaki durumdan ötürü bir toplumsal gösteri yapmak lazım. Fakat bu da işte bahsettiğim gibi siyasi nedenlerle gerçekleşmiyor. Fakat Nisan 2001'de böyle olmamıştı. Esnaf işte Tanduğan meydana yürüyüp neredeyse hükümeti devirmişti. Yani devirmemişti ama onun önündeki çok önemli bir şeyi atmışlardı. Yapıyı kırmışlardı. Şimdi böyle bir şey, az önce de belirttiğim gibi, şu anda daha çok bu tepki kendi özel hayatlarımıza yansıyor. Yakınlarımızda bulduklarımızda çıkarıyoruz bunları. Şahsen söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Fakat bu iş bir tane daha böyle bir bozulmaya giderse veya uçak biraz daha kemiğe dayanırsa farklı yerlere gidebilir. Bunlar çok konuşulmuyor. Bence konuşulması gerekiyor. Sadece şu andaki iktidar değil, iktidar değiştikten sonraki süreçte de toplumun beklentisi çok fazla olacak. Orada da bu eylemleri, etkinlikleri görebiliriz. Doğrudur, Türkiye'de toplumsal hareketlilik düşüktür. Sandıkta gücü göstermeyi seçmen sever. Ama çok sıkıştığı zaman sürpriz olayların olabildiğini Gezi'de de gördük. Veya işte 71 yılındaki o büyük olaylarda da gördük. 87'deki madenci yürüyüşlerinde de gördük. İki veya daha ekonomiden biraz daha az etkili olan 2017'deki adalet dövüşleri gördük. Yani çok çeşitli şeyler de Türkiye'de olabiliyor. Ama burada odalar, sendikalar ve siyasi partilerin yönlendirmesi ve kötü yerlere akmasına engel olmaları gerekiyor. Bu olursa işte kuryeler gibi en azından kısmen haklar daha fazla alınabiliyor. Fakat şu anda biz bu gidişatta değiliz. Buna ben de biraz canımı sıkmış durumdayım. Tabii ki siz de diyeceksiniz ki kardeşim sen yap o zaman. Yani ben daha ne diyeyim? Biz de burada bunları anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi tek tek de avlanıyoruz ve kimse de ses çıkarmıyor. Buradan bir kere daha Barış Pehlivan'ı, Murat Ağrel'i ve Sedef Kapış'ı da anmak istiyorum. Arkadaşlar, sizlerin söylemediğiniz ama söylenmesi gereken şeyleri insanlar söylüyorlar. Birebir aynı görüşte olmayabilirsiniz. Ama bu kadar baskı ortamında kendi ticaretlerini bir kenara atarak belli şeyleri yapmak bence övgüyü hak ediyor ve siz bunu daha çok verseniz daha yerinde olur görüşündeyim. Toparlamak gerekirse enflasyon bombardımanı bitmedi, normale geldi. Tabii ki her zaman zam trafiği aynı devam etmeyecek. Yeni bir kuru şok yaşamazsak, biraz dünyada enerji fiyatları normalleşirse bu tabii zam fırtınası azalacak. Ama satın alma gücündeki kayıp geri gelmeyecek. Artı işsizlikteki yüksek seyir sürüyor, normalleşiyor. İş arama süresi bittikçe de psikolojik sorunlar başlıyor ve çok sayıda kişi de gerçekleşince toplumsal sonuçlara varabiliyor. 2001'de biz bunu gördük. Ama 2001'deki demokratik koşullarda değiliz şu anda. Dolayısıyla şu anda aynı şeyleri bekleyemiyoruz. Fakat toplumun hem siyasi olarak hem de iktisadi olarak bu kadar sıkıştığı bir dönemde daha farklı senaryoları dikkate almak gerekebilir. Türkiye'nin yapısı belli. Bunları hemen ana senaryo olarak alamazsınız ama gözden de kaçırmamak gerekiyor. Çünkü içerisinde bulunduğumuz durum sürdürülebilir değil. Hele hele 2023'e kadar bırakılabilir hiç değil. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.